Öncelikle orada failesine ve siz kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Amerikan misyonerlik faaliyetlerini Ali hocamız da özetledi. Bir yıl önce Mehmet Ali Doğan hocamızdan ve bana göre de bu Türkiye'de bu konu hakkında ciddi çalışmalar yapan önce hocalarımızdan birisi tarafından Orlov ailesi tekrar gündeme getirmiş. Tabii biz bölgesel olarak meseleyi inceleyelim dedik. Bölgesel olarak bir coğrafi hudut çizmemizin altında temel, en büyük temel etken. Amerikan misyonerliğinin aslında ilk safhada doğrudan bu coğrafyaya, Osmanlı Suriye'sine, Biladüşşam'a, daha özel anlamıyla Filistin bölgesine, yani Hristiyanlar misyonerler için tabir edilen tam kelimeyle kutsal topraklara yöneltilmiş olması. Bir modern Haçlı Seferi, bir kültürel Haçlı Seferi olarak değerlendirebileceğimiz bu faaliyetler Amerika'nın sosyo-kültürel yapısı içerisinde filizlenmiş, koloni sistemiyle birlikte 13 koloninin Amerikan kıtasının, Kuzey Amerika'nın dört bir tarafına yayılmasıyla, yavaş yavaş yayılmasıyla, 50 koloniye kadar çıkmasıyla 19. yüzyıl içerisinde misyonerlerin bu topraklardaki faaliyetlerini ve din yaymacılığını geliştirmesi ve buradan da ilham alıp dünyanın dört bir tarafına bu din yayılmacılığını uygulamaya çalışmasıyla ortaya çıkmış faaliyetler bütünüdür. Şimdi Amerikan toplumu içerisinde misyonerlik faaliyetlerinin buradan Atlantik'in öbür ucundan Osmanlı topraklarına gelişimi incelediğimiz zaman belli başlı temel güdülenmeler, efektler ortada. Şimdi bu güdülenmeleri ele almadan neden Osmanlı'ya geldiler? Veyahut neden Osmanlı Suriye'sine geldiler? Veyahut bir Hristiyan topluluğun işte tek başına mı, devlet destekli mi, yoksa kaynakları kendi öz kaynakları içerisinden veyahut kişilerin bu teşkilat içerisindeki kişilerin kendi cebinden mi, yoksa Amerikan toplumunun vergilerinden mi fonlandığını bilmeden bu misyoner örgütlerinin Osmanlı topraklarında, özellikle de Suriye topraklarında ne aradıklarını kavramamız pek mümkün olmayacaktır. Protestanlığın Avrupa'da Martin Luther tarafından ortaya çıkarılmasından sonra bir Katolik kilisesine bir protesto amaçlı bir yeni bir akım olarak ortaya çıkmasından sonra bilhassa Kuzey Avrupa, İngiltere, Fransa protestanlık akımından ciddi derecede etkilenen ülkeler. Tabii ki bu ülkeler içerisinde bir Katoliklik protestanlık çatışması ciddi anlamda alevleniyor. Ve bu çatışmalardan bunalan küçük protestan cemaatleri yeni kurulan Amerika kolonilerine, 13 koloniye göç ediyor. Bu 13 koloni içerisinde yer yer kendi teşkilatlanmalarıyla birlikte, kendi siyasal yapılarını kurmaya çalışmakla birlikte aynı zamanda da kendi kültürlerini, kendi dinsel yaşayış biçimlerini yaşamaya çalışıyorlar. Tabii 1700'lerin sonlarına baktığımız zaman Amerika içerisinde kilise mensubu kişi sayısı %5'i geçmiyordu. Bu 1914 yılında %45'e oranına ulaştı. Ama tam anlamıyla Amerika'nın bir bütün Hristiyan, Protestan veyahut işte bugünkü bahsedeceğimiz daha sonra evangelist akımla bir bütün hemhal olduğunu söylememiz o tarihlerde de mümkün değildi, şimdi de mümkün değil. Peki bu güdülenmeler, bu misyoner hareketlerinin Amerika'dan başlaması ve Orta Doğu'yu çepeçevre sarması nasıl mümkün oldu? Bunu da 1700'lerin sonlarındaki dinde büyük uyanış veyahut dinde reform hareketleri diye nitelendirebileceğimiz birinci büyük uyanış, 1800'lerin başlarında ikinci büyük uyanış, yine aynı reformun tekrar edilmesi, protestan cemaatinin içerisinde aynı reformun tekrar edilmesiyle sınıflandırabiliriz. Birinci büyük uyanışın getirisi şu oldu, Amerika kıtasına yayılan protestanlar, yeni eklenen
ama kolonilere yeni eklenen topraklardaki yerlileri veya işte Meksika'daki veya işte Karayipler'deki kolonizasyon sürecinde Amerikalıların ticaretle birlikte gittiği noktaları Hristiyanlaştırmaya başladılar. Ve bunda ciddi bir başarı elde ettiler. Yani Amerika kıtası yavaş yavaş yerliler de dahil olmak üzere çevre topraklarla birlikte Hristiyanlaşmaktaydı. Bundan ilham alan Protestanlar bu hareketi dünya üzerine yaymaya başladı. Ve iki temel nokta belirlediler kendilerine. Birisi Çin, diğeri Orta Doğu. Orta Doğu'ya Çin çok ayrı bir safha. Ama Orta Doğu'ya gitmekteki asıl temel amaçları, güdünün altında yatan bir terim var. Bunu zaman zaman programlarda, televizyon programlarında ve zaman zaman makalelerde rastlayabileceğimiz bir terim. Milenyalizm kavramı. Yani İsa'nın tekrar dünyaya indirilişine dünyayı hazırlama motivasyonu. Protestanlar, Amerikalı Protestanlar bunun sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kök salabildikleri Protestanlığın Avrupa kıtasına nazaran daha güvenli, daha rahat salabildikleri kök salabildiği Protestanlığın başarabileceğine inanmaktaydı. Ve bu amaçta bu güdülemeyle öncelikle Yahudiler üzerinde bir dinden döndürme faaliyeti yürütmeye başladılar. Yani bu amaçla Osmanlı topraklarına geldiler. Tarihler 1820'yi gösterdiğinde Boston'dan kalkan bir gemide Levi Parsons ve Plenty Fix adı verilen iki tane Amerikalı misyoner İzmir Limanı'na gelerek bu hareketleri başlattı. Şimdi Amerikalılar bu iki Amerikalı İzmir Limanı'na çıkmadan önce Osmanlı Devleti'nde ne bir protestan vardı, ne bir protestanlık cemaati nedir bunu bilen vardı, ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir siyasal etkiyle Osmanlı tarafından resmi olarak muhatap alınması söz konusuydu. Sadece ticari faaliyetlerden mütevellit, aşağı yukarı 1830'lara kadar 30 gemiye yakın bir Amerikan ticaret gemisi İzmir Limanı'na gelir, İzmir Limanı'ndan geri dönerdi ve belli malların iki ülke arasında devir daimi söz konusuydu. Alıp satımı söz konusuydu. Bu iki misyoner Osmanlı'ya geldikten sonra buldukları ortam içerisinde ilk 30 yılda bilhassa Kudüs'e ulaşmak için ve Kudüs çevresinde ve Mısır'da, daha doğrusu Yahudilerin o dönem Mısır'da da ciddi bir yoğunluğu var. Mısır'daki Yahudileri nasıl Hristiyanlaştırılabileceği ve kutsal topraklara tekrar nasıl dönüp orada İsa'yı tekrar dünyaya gelmesini, inmesini bekleyebilecekleri üzerine düşündüler. Kendileri vefat ettikten sonra yerine gelen misyonerler de ilk 1925-2030'lu yıllara kadar da bu temel sorunun üzerinde kafa yordu. Fakat 1931 yılında misyonerler artık 10 yıllık faaliyetlerini, 1820'den 1931'e kadar olan 10 yıllık faaliyetlerinin Orta Doğu coğrafyasında özellikle Kudüs odaklı bir şekilde yürümeyeceğine karar verdiler. Şimdi bu misyoner teşkilatları, şimdi bu misyonerler kimdir, nereden gelirler, hangi teşkilatlanma yapılarına sahiptir diye soracak olursak da en bilinen, Osmanlı'ya ilk adımını atan ve Osmanlı'da en baskın bir şekilde, Osmanlı topraklarında en baskın bir şekilde çalışan teşkilatın adı kısaca American Board diye tabir edilen American Board for Commissioners for Foreign Missions teşkilatıdır. Basında kurulmuştur, az önce bahsettiğim üzere. Bu teşkilata bağlı olan misyonerler, kendileri iyi bir eğitim almış üniversite mezunu ve daha sonra teoloji okuluna gitmiş ve 2 yıllık, 3 yıllık teoloji eğitiminden sonra Osmanlı topraklarına gelmiş, Amerika standartları içerisinde aydın kişilerdir. Burada Osmanlı topraklarında farklı coğrafyalarda öğretmenlik, hekimlik, ve iş ve zanaat eğitmeni gibi görevlerde bulunmuşlardır. Topluma nüfus etmeye, toplumun ihtiyacı olan noktalarda, işte bu Müslüman olsun, Yahudi olsun veya işte Rum olsun, Ermeni olsun hiç fark etmez. Farklı etniste veya farklı dini gruplar içerisinde toplumun ihtiyacı noktalarda insanlara ulaşmaya çalışan kişilerdir. Şimdi bu kişiler 1930'lu yılların başlarına geldiği zaman kendilerine dönüp baktıklarında 10 yıl içerisinde ne yaptık? Biz bu Yahudileri Hristiyan yapabilecek herhangi bir gelişme elde edebildik mi? Veya
evet, kutsal topraklarda İsa'nın ikinci gelişine buraları hazırlayabilecek herhangi bir ivme kazandık mı diye kendilerine sordukları zaman bunun sorunun cevabı hayır oldu. Bunu da 1935 yılında William Goodell adında bir Amerikan board müfettişi kendi anılarında yazmaktadır. Şöyle ifade ediyor anılarda. 1900 değil de 1835. 31-35 evet. Onlar hep... Eyvallah, kusura bakmayın. Yahudileri kendi dinlerine ve ailelerine bağlılıklarından dolayı dinlerinden kopartıp misyoner öğretileriyle Protestan Hristiyanlığa dönüştürmemiz mümkün değildir. Müslümanlar ise kendi dinlerini algılamadan, aynen yazan tabir bu, daha algılamadan, kavrayamadan maruz kaldıkları için, yani bir Müslüman çocuğun daha akıl bali olmadan önce İslamiyet'i çarşıda, pazarda, evde ve beş vakit okunan ezanlarla hayatın ve günün her yerinde tatbik ettiği için dininden döndürmesi neredeyse imkansızdır. Bizim Batı dünyasında da kiliselerde her gün İncil'den pasajlar okusak, her gün insanlara daha küçük bebeklikten bu işi aşılamaya çalışsak, emin olun biz de aynı sonucu kendi topraklarımızda elde ederiz diye yazar raporda. Bunun üzerine Hristiyanlar, Protestan Hristiyanlar Amerika'dan gelen Osmanlı içerisindeki azınlıklara, kendi tabirleriyle sözde Hristiyanlara, nominal Christian dedikleri zümreye gözlerini dikmişlerdir. Yani Süryanisinden Ermenisine, Kıptisinden Rumuna kadar etkileyebildikleri, İncil üzerinden gidebildikleri zümrelere odaklanmaya başlamışlardır. Bu misyonerler için ilk ciddi dönüşümdür. Bunun Orta Doğu'daki, Suriye'deki faaliyetlerine etkisi şu olmuştur. Kudüs üzerinde tutunamayacaklarını ve Yahudi ve Müslüman tabanlı bir dönüştürme yapamayacaklarını ciddi anlamda algıladıktan sonra Kudüs'ündeki Orta Doğu misyonlarının merkezini Beyrut'a kaydırmışlardır. Yani Beyrut bugün bile baktığımız zaman çok çeşitli, Lübnan coğrafyası, Cebeli Lübnan çok çeşitli bir yapıya sahip. Çok farklı etnik unsurlara, dini unsurlara sahip. Ve misyonerler, Orta Doğu'daki Amerikan misyonerler faaliyetlerini burada çok daha rahat yürütebileceklerine kani olmuşlardır ki nitekim 1850'de almış oldukları Protestan cemaatinin tanınmasıyla, bir millet olarak Osmanlı hukuku içerisinde tanınmasıyla birlikte ciddi imtiyazlara da kavuşmuşlardır. İstanbul'da, İzmir'de, Atina'da, Sofya'da, Beyrut'ta, evet bunlar bugün bile baktığımız zaman ciddi önemli şehirler, şubeleşen, okullar kuran, ilkokuldan lise seviyesine kadar pek çok mektep açan, irli ufaklı veyahut pazar okulları açan veyahut İncil okumaları üzerine kurslar açan Amerikan misyonerleri Beyrut ve İstanbul, az önce bahsettiğim şehirlerden ziyade Anadolu'nun içlerine dayanmaya başlamışlardır. İşte Tarsus, Merzifon, Harput, Van, Şam ve Şam'ın kuzeyinde çok ciddi eğitim faaliyetleri olmasa da misyon istasyonları kurmuşlar ve oraya daha çok tıbbi açıdan misyoner göndermeye çalışmışlar. Osmanlı'nın içlerine ve Orta Doğu'ya kadar, yani 100 sene içerisindeki bir olaydan bahsediyoruz. Kurumsallaşan misyonerlik teşkilatı 1860'larda iki önemli eğitim kurumunu, biri İstanbul'da, biri Beyrut'ta olmak üzere müteşekkil ettikten sonra ciddi ikinci bir dönüşüm evresine girmiştir. Ve bu dönüşüm evresi bizim neden Osmanlı Suriye'sinde misyonerlik, Amerikan misyonerliğini incelememiz gerektiğini veyahut Amerikalıların Osmanlı Suriye'sinden başlayarak, Beyrut'tan başlayarak bugün günümüze kadar sürdürdükleri Amerikan dış politikasını nasıl evrettiğimize de bir nebze faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi 1830'larda Müslüman ve Yahudilerin Hristiyanlaştırılmasından vazgeçildi. 1860'larda da elde edilen Ermeni, Rum vesaire dönüştürülen misyonerler tarafından dönüştürülen cemaat misyonerlere yeterli gelmemeye başladı.
yapılan yatırımlar, şimdi bunlar kendi Osmanlı toprakları içerisinde açtıkları kurumları ciddi anlamda kendi kitaplarda investment olarak bir niteliyorlar. Ve hükümetle olan yazışmalarında, Amerikan hükümetleriyle olan yazışmalarında da bu bir Amerikan yatırımıdır. Çatısında Amerikan bayrağı dalgalanan ve Amerika'nın öncülük ettiği bir Hristiyanlığı yaymaya çalışan bir Amerikan yatırımıdır olarak geçiyor. Bu yatırımların yeterli ve efektif bir seviyede olmadığı düşüncesi hasıl olmuş ve girişimci, yani kendilerine girişimci misyoner adı dediğimiz ve kendilerine girişimci misyoner adı veren aileler tarafından hükümet, iş adamları ve iş çevreleri ve misyoner kişilerin üç saç ayaklı oluşturduğu yeni misyonerlik anlayışını ortaya çıkarmaya başlamışlardır. İki kurum, birisi iyi bildiğimiz Robert Koleji, diğeri bildiğimiz pek çok arkadaşımızın eğitim almak için gittiği yeni neslin Türkiye'den de gördüğü ama aslında çok da gözümüzün önünde durmayan Suriye Protestan Koleji. Şimdiki adıyla Beyrut Amerikan Üniversitesi. Bu iki kurum sırasıyla 1862 ve 1866 yılında tamamen tesis edilen, gerçi Robert Koleji 1862'de Bebek Ruhban Okulu içerisinde 5 öğrenciyle başlıyor. Daha sonra Hisar'daki yerine 66 yılında taşınıyor ama resmi açılış 62 olarak geçmekte. Suriye Protestan Koleji'nde 66 resmi açılışı. Amerika'da pek çok iş adamından yardım toplayarak, sanayiciden yardım toplayarak, Amerikan hükümetinin desteğini arkasına almaya çalışarak kurulmuş iki tane kurum. Bu kurumların amacı bir ayağı İstanbul'da, bir ayağı Suriye'de olmak üzere Amerikan entelektüelitesini bu coğrafyadaki insanlara yaymak. Ama tabii ki bugün tabir ettiğimiz non-profit organization diye tabir edilen, kar amacı gütmeyen kurum şeklinde yaymak değil. Daniel Bliss'in, Suriye Protestan Koleji'nin kurucusunun hatıralarında şu ibare geçiyor. Diyor ki, biz Suriye'de bir Amerikan vari bir kolej kurduk. Bunun Yale'den, Princeton'dan veya Harvard'dan işte geri kalmasını kesinlikle istemiyoruz ve biz bunu Orta Doğu'nun en prestijli okulu haline getirene kadar çalışacağız. Burada liberal bir eğitim vermeye amaçlıyoruz. Burada sadece Hristiyanlar değil, Müslümanlar, Yahudiler ve farklı etnik gruplardan insanlar da okuyabilir. Ama unutmamamız gereken bir şey varsa, bu kurumun misyonerlik ruhuna hizmet ettiğidir ve hizmet edecek olmasıdır. Bu amaçla kurulan, ki Robert Koleji'nin de kuruluş amacının bundan çok farklı olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu amaçla kurulan kuruluşlar 1860'tan itibaren Amerikan okullarına denklik vererek, buradaki Orta Doğu'daki özellikle kendilerine çekmeye çalıştıkları etnik azınlıklara Amerikan vatandaşlığı veyahut Amerikan okullarında öğrencilik payesi ve hakkı vererek oraya götürmek veyahut orada bir eğitim aldırdıktan sonra, kolejden sonraki safhayı tekrar Orta Doğu'ya döndürerek Orta Doğu'nun şekillenmesinde Amerika'nın rolünü arttırmaya çalışmışlardır. Kolejin 1909 yılına gelindiğinde mezunlarının %93'ü ya direkt Orta Doğu'da kalmıştır ya da Amerika'da eğitim aldıktan sonra tekrar Orta Doğu'ya dönmüştür. Ki 1909 yılında Orta Doğu'daki bu entelektüel kesimin Birinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki devletlerin içerisinde neyi nasıl ve ne şekilde temsil ettiğini anlamamıza belki bir bizim buralardan bir kıssa yardımcı olur. Bunu daha önce de anlattığım bir hikaye. Bize lise yıllarında özellikle Sivas Kongresi anlatılırken manda ve himaye kabul edilemez sonucunun çıktığı söylendi. Şimdi mandaya baktığımız zaman da hangi devletlerin mandası ve himayesi kabul edilemez kararlarına baktığımız zaman işte Fransa, İngiltere, sonra Amerika. Şimdi o zaman düşünüyorsun, şimdi Amerika nereye, Osmanlı nereye? Osmanlı'yla savaşmamış lise tarih bilgisiyle. Orijinine bakıyoruz. Orijinine baktığımız zaman bu kararın veyahut bu olayın gündeme gelmesinde Kurtuluş Savaşı yıllarında yine savaşta büyük propaganda rolü olan Halide Edebadıvar'ın bir emeği olduğunu görüyoruz. Halide Edebadıvar'ın background'una
veyahut işte okuduğu okullara baktığımız zaman Amerikan Kız Koleji rahatlıkla görebiliyoruz. Bugün şimdi tabii ki bugün aynı hüviyetteler mi bu kurumlar? Aynı şeylere mi propagandaları yapıyorlar? Veyahut aynı doğrultuda mı eğitim veriyorlar? Bunu söylememiz çok güç. Yani böyle bir şey iddia etmemiz imkansız. Ama bu kurumların o dönemde en azından baktığımız zaman çıkan, bu kurumlardan çıkan öğrenci profilinin ciddi şekilde ya bir Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki alemi merkeziyetçi bir politikayı desteklediğini, Büyük Savaş'tan sonra ise Amerika'nın çıkarları, Amerikan interesleri üzerine bir politikaya evrilmesi, coğrafyanın o politikaya evrilmesini desteklediklerini görüyoruz. Tabii şunu sorduğumuz zaman, o dönemde Suriye'de Fransa'nın çok ciddi bir etkisi var. Amerika'ya yar oldu mu Suriye? Olmadı. Veya işte Filistin topraklarına baktığımız zaman Britanya mandası var. Amerika'ya yar oldu mu? Olmadı. Ama Amerikan misyonerler ve Amerikan misyonerlik kurumları o coğrafya içerisinde yüzyıllardır duruyor. Yani bugün yine başka bir misyonerlik teşkilatından örnek vereyim. Young Men Christian Association dediğimiz YMCA. İngiltere'de doğup büyümüş, İngiltere orijinli bir misyonerlik teşkilatı ama bunu Amerika şubeleri sahiplenmiş ve Uluslararası Konfederasyonu Amerika başkanlık ediyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Kudüs'ün içerisindeler. Yani 48 Savaşı'nda da oradalar, 67'de de oradalar ve çeşitlenip, dallanıp Yahudilerle ilişkilerini farklı bir şekilde kontrol ediyorlar. Filistinli Araplarla ilişkilerini farklı bir şekilde kontrol ediyorlar. Bugün Kudüs, Doğu Kudüs ve Batı Kudüs olarak bizim tanımımızda uluslararası hukuka göre ayrılmışsa, Batı'daki YMCA, Young Men Christian Association, işte bu toprakların bir birliktelik, bütünlük vesaire olduğunu iddiasıyla ortaya çıkmış ve Amerika ve Protestanlık destekli bir kurumken, Doğu'daki şubesi Filistin'in bütünlüğü üzerine konuşuyor ve Filistinli Hristiyanları etrafında toplamaya çalışıyor. Kökeni orijine bakıyoruz. Hepsi Amerika'daki kongreye katılıyor. Kendi kongrelerine katılıyorlar. Hepsi bu kongrede oy kullanıyorlar. Ve hepsi en sonunda aynı inanca, aynı protestanlık kaynağına, evangelizme ve milenyalizme beslenen kaynaklar. Siyasal farklılıklar, işte yani bir yerde milliyetçileri desteklemesi, Kurtuluş Savaşı'nı desteklemesi vesaire veyahut bir yerde Arap isyanlarının ki Suriye Protestan Koleji'nin içerisinde öğrenci cemiyetlerinin ciddi bir şekilde onlar için söylenilen tabirle tırnak içerisinde Arap uyanışı yani veyahut işte bunu ayrılıkçı Arap isyanlarının veya ayrılıkçı Arap hareketlerinin desteklenmesi olarak da algılanabilir. Destekleyen sosyal ve toplumsal gerçekleri bastıkları matbaalarda kendilerine göre kulüpleri, işte birlikleri vesaireleri var. Tabii ki bunlar çok ciddi denetimlere zaman zaman tabi tutuluyor ama okulun bir Amerikan kurumu olması ve bizim kapitülasyonların aynı şekilde Amerika'ya da verilip belli bir tarihten sonra devam ettirilmesi okulu belli bir koruma altına alıyor. Ve bu kurumlar sadece entelektüel anlamda değil. Yani bunu Kurtuluş Savaşı'nda Merzifon Amerikan Koleji'nde çıkan Rumların sakladığı silahlarda veya işte 1895'de Urfa'da, ondan sonra Van'da Ermenilerin, ayaklanan Ermenilerin Amerikan okullarında saklanması, hatta o binaların yağmalanmasına ve yakılmasına halk tarafından uzanan olaylar silsilesinde Amerika'nın ciddi bir kurumlarını buradaki işte ayaklanmalara, ademi merkeziyetçi yapıya desteklemeye ve en nihayetinde bir bağımsızlık veya işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir manda iddiasına götürme gayeleri var. Şimdi bir misyonerlerin yaptığı çalışmalar var, bir de hükümet çalışmaları var. Bu nerede bağlanıyor? Yani sonuç olarak bu misyonerler kendi aralarında toplanmış, Amerika'ya göre iyi eğitim almış, belli bir ideali savunan kilise cemaati. Ve kendi aralarından seçmiş oldukları insanları bir ideal doğrultusunda dünyanın dört bir tarafına gönderiyorlar. Bunlar Osmanlı veya Osmanlı Suriyesi olarak inceliyoruz ama bunlar Çin'de de varlar, Hindistan'da da varlar, Afrika'nın dört bir tarafında da varlar. Peki buradaki ikisini, hükümeti ve misyonerleri kesiştiren nokta ne?
çatılarında bu kurumların ciddi bir Amerikan bayrağı dalgalanması, bu kurumlarda Protestanlığın ve Hristiyanlığın Amerikan milliyetçiliğiyle birlikte hemhal edilip verilmesi. Yani bir yandan milli bir dava gütmeye milli bir dava güdülüyor. Diğer yandan da dini bir dava güdülüyor. Yani kendi tabirleriyle bir dünyaya nizam verecek olan, Protestanlıkla nizam verecek olan tek gücün Amerika olduğunu ve bunu hem Amerikalı siyasetçilerle, hem Amerikalı iş adamlarıyla, toplanan bağışlarla, yardımlarla vesairelerle misyonerlik teşkilatlarını gerçekleştirebileceğini düşünüyorlar. Nitekim iki kişinin arkadaşlığı bile, yani bir misyonerle bir siyasetçinin arkadaşlığı bile koskoca Amerikan dış politikasını bir anda değiştirebiliyor. Bu örnek Cleveland Dodge'la Woodrow Wilson'un arkadaşlığı. Princeton Üniversitesi'nden itibaren ikisi de arkadaş. Birisi aile işlerini yapmak için Cleveland Dodge sanayi işinde devam ediyor New York'ta. Woodrow Wilson kendi üniversitesinde profesör, daha sonra rektörlük yapıyor. Siyasete atılmaya karar verdiği zaman Woodrow Wilson'un emrinde pek çok kilise cemaati mensubu var. Onun propagandasını yapabilecek Amerika'nın dört bir tarafında. Bu arkadaşlık sayesinde. Cleveland Dodge'un kendi ailesi, babasından itibaren zaten ciddi bir misyonerlik eğilimi sergileyen bir aile. Babası din görevlisi, aynı sanayici olmasının yanı sıra Presbiteryan Kilisesi'nde. Bu amaçları kullanarak Cleveland Dodge hem misyonerlere yardım ediyor, hem Orta Doğu'ya veya dünyanın dört bir tarafında olan işlerini geliştiriyor, iş network'ünü geliştiriyor, hem de Amerikan başkanı seçilmesi için uğraştığı arkadaşını, Woodrow Wilson'ın Amerikan politikalarıyla birlikte, Amerikan politikalarını ortak çıkarlara yönlendirme şansını elde ediyor. Yani çok ciddi, mesela ben bu okumaları yaparken rastladığım bir ilişkidir. Detayına bakmak isteyenler Joseph Gravel'in Protestan Diplomasi in the Near East kitabında bayağı bir detaylı bir şekilde anlatır bu ilişkiyi. Bunu bulabilirler. Daha sonra Cleveland Dodge sanayi işinden vesaireden elini eteğini çektikten sonra Robert Kolej'in mütevelli heyeti başkanı oluyor. 1914-1918 yılları arasında Amerika'nın Orta Doğu'da en büyük yardım kuruluşlarından birisi olan Nearest Relief kuruluşunun başına geçiyor. Osmanlı Suriyesi diye tabir ettiğimiz bütün işte Beyrut'tan Kudüs'e kadar alalım da Kerkük, Musul veya işte Şam, bu geniş coğrafya hattında, Suriye'yi de içine alan geniş coğrafya hattında yardım faaliyetleriyle birlikte Amerikan politikasını arkasına almaya çalışıyor. Bu da ne oluyor? İşte bizim karşımıza Wilson maddeleri olarak, Wilson prensipleri olarak geliyor. Self determinasyon olarak geliyor. Self determinasyon hakkına sahip olması istenen topluluklar, azınlıklar vesaireler Amerika'nın mandığı olması alt metinde. Amerika'nın bu toplulukları geliştirmesi gerektiğine geliyor. Bunu ciddi bir şekilde Orta Doğu'da ve Doğu Anadolu'da Amerikan propagandası olarak o yıllarda görüyoruz. Osmanlı Suriyesi'nde ve Filistin'inde Fransa ve İngiltere engeline takılsalar da az önce bahsettiğim üzere kökleşmiş kurumları sayesinde bugün o etkiyi yaratabilecek kültürel bir altyapıya sahip oluyorlar. Sosyolojik bir altyapıya sahip oluyorlar. Hocam, isterseniz burada bir es verelim. Evet. Konuyu, çünkü zaman kısıtlı, tüm konuyu bir yüzyıllık süreç içerisinde ele almaya çalışıyoruz. Bir soru ya da sizin moderatör olarak yapmak istediğiniz bir katkı varsa oradan açarak devam edelim. Şimdi şöyle, iyi olur tabii, böyle kısımlara yönelik daha faydalı olacaktır. Benim bu ilk kısımda anlattıklarınızdan yola çıkarak özellikle değinmediğiniz, mutlaka biliyorsunuzdur ama bunu dinleyicilere de ifade etmekte fayda var. Protestan misyonerlerinin, Süryani, Keldani, Nesturi, Asuri, işte Mısır'daki Kıptiler dedik, yahut Yakubiler. Özellikle bu
topluluklar üzerinde faaliyetlerini, misyonerlik faaliyetlerini yoğunlaştırmalarının sebepleri nelerdir? Bunun üzerine biraz durmak lazım kanaatimce. Hani bu toplulukların özellikleri nelerdir ki bunlara daha çok yönelilmiştir? Başlangıçta söylediniz işte Müslümanlık ve Yahudilik üzerinden bir yol çizildi ama bunun bir sonuç vermeyeceği anlaşılınca 1830'larda her sefer bu topluluklar nedir bunların özelliği ki Protestan misyonerler, buna belki İngiliz Protestan misyonerliğini de dahil etmek lazım. Yani sadece Amerikan Protestan misyonerliği değil. Neden acaba bu topluluklar üzerinde yoğunlaşmışlardır? Aslında bir şey daha ilave edebilir miyim? Tabii. Yani buna bağlı Müslüman topluluklar üzerinde de özellikle Suriye'de Arap edebiyatı üzerinden, yani Arap dilini ihya üzerinden çok ciddi faaliyetler ortaya çıkıyor. Belki ona da değinmekte yara var. Yani İbrahim Yazıcı'nın ve Sultani'nin ve diğerlerinin faaliyetleri. Yani bunlar çok ciddi faaliyetler gösteriyorlar. Ve tabii ki bahsettiğiniz kolejde pek çok Müslüman öğrenci yetişiyor. Onların belki Müslümanlıkları ellerinden alınmıyor ama sizin çok iyi bildiğiniz kültürel Hristiyanlık babında yine çok etkin oluyorlar. Bir de belki o süreç içerisinde Suriye'den Amerika'ya göçün ve sağlanmasındaki etkileri nedir? Acaba bu konuda da konuşulabilir mi? Çünkü çok yoğun bir göç başlıyor. Hatta bir ara Osmanlı Devleti onu yasaklamak istiyor. Az çalışılan konulardan biri de bu. Çünkü bir noktada burada mayalanıyor o gruplar. Belki onlar gurbetçi gibiydi ama Amerika'ya gittiğinde bir Osmanlı aleyhtarı bir lobi oluşturuyor ki malum o Suriye, Amerika'daki Suriye lobisi birçok gazeteler çıkartıyor ve Osmanlı aleyhinde birçok faaliyetlerde buluyor. Belki bunlar da bizim daha konuyu anlamamız açısından soruya dönüştürülüp cevaplandırılabilir. İşin bu yönü. Yani buna tabii marunle de hem tabii hem küçük yani küçük azınlıklar, Hristiyan azınlıklar hem de kendi gruplarının içerisinden çıkmış olan bu Müslüman toplumlar. Hocam Maruniler de sondan başlayalım. Maruniler de çok etkili olamıyorlar. İlk dönemlerden itibaren Marunilerin üzerinde yüklenmeyi aslında istiyorlar Amerikan misyonerler. Fakat oradaki Katolik, özellikle Fransa özelindeki Katolik kilisesinin çok ciddi bir gücü var Lübnan'da. Ve Amerikalıların okullaşma faaliyetlerine bile anında cevap verebilecek kapasiteler. Yani 1866'da Beyrut Protestan Koleji kuruluyor. 1875'te St. Paul Üniversitesi'ni kuruyorlar Lübnan'da. Ve ciddi bir rekabet var. Ve zaten bu misyonerler arasındaki rekabet daha sonra Rusya'yı da bölgeye çekiyor. Kendisine bağlı olan Ortodoksları muhafaza etmek için. Küçük grupların yani hedef almaları, küçük gruplara daha çok cezbetmelerinin sebeplerinin başında Amerika'ya dair pek çok şey 19. yüzyılda ilgi çekiyor. Yani bir araba vagonunun Amerikan tarzı yapılmasından, bir Amerikan eğitim kurumunun Amerikan stili bir şekilde inşa edilmesinden, bir domates patatesten bile tutalım, o topraklardan gelip işte Avrupa'ya öğretilmesi veya işte Osmanlı'ya tarımın nasıl öğretilmesi gerektiğini tutalım ki Robert Kolej'in hem mühendishanesinde hem de tarım işlerinde ciddi faaliyetleri var ki Bulgaristan'da daha Osmanlı'dan kopmamışken misyonerlere ciddi tarım okulları var. Bu gibi faaliyetlerde daha küçük gruplara erişim çok daha kolay oluyor misyonerler tarafından. Yani o grupların kendilerinden çıkarmış olduğu çok kalifiye eleman olmuyor. Doktoru yok veyahut öğretmeni yok. Sadece bir kilise cemaati var veyahut işte bir küçük bir kazaya ya da köye sıkışmış kalmış ve oraya bir misyoner eli uzatılıyor. Ve bu eli ciddi ulvi bir işaretmiş gibi görüyor bu kurum azınlıklar. Ve bu azınlıkların Amerika'nın kendi çeşitliliği içerisinde değerlendirilmesi misyonerler tarafından öne atılan bir propaganda aracı. Yani bizim buradan getiriyoruz bir
herhangi bir azınlığa mensup, ufak bir azınlık gruba mensup bir Osmanlı vatandaşını Amerika'ya koyuyoruz. Amerika içerisinde bir çeşitlilik ve bu coğrafyanın tarihine, kültürüne yapılacak olan araştırmalara bir ne örnekler olarak görüyor Amerikan misyonerleri. Oradan konuyu Zekeriya Hocam'ın dediğine noktaya getirecek olursak, Beyrut Amerikan Üniversitesi yani Suriye Protestan Koleji'nin eğitim dili uzun yıllar Arapçaydı. Arapçanın canlandırılması, Arapçanın toplum içerisinde çok ciddi bir Batı tarafından gündeme getirilmesi, Arapların hatta Usama Maktisi'nin kitabında bahsediliyor, Artillery of Heaven'da. Amerikalılar diğer Batı devletlerinden, burada çünkü İngilizler de vardı, Amerika'dan önce İngiliz protestanlar vardı ki siyasal olarak etkisini devam ettiren daha önce olan Fransızlardan bahsettik. Farkları şuydu, kendi dillerini çok önemli göstermediler. Bizim dilimize, bizim kültürümüze yatırım yaptıklarını gösterdiler bize. Bu yüzden eğitim konusunda ve burada bir entelektüelite geliştirme konusunda ciddi başarılara imza attılar. Bu eğitim kurumları buralarda kaldı. Amerika'ya giden aldıkları işte göç ettirdikleri vesaire gibi kişilere gelince o da şurada şu eserde güzel anlatılıyor. Justin McCarthy'nin A Turk in America adlı kitabı, yanlış hatırlamıyorsam. Türk algısının, Osmanlı algısının işte ya da Müslümanlık algısının ne dersek diyelim bütün bütününün Amerika'da nasıl başladı? İşte misyonerlerle birlikte buraya gelip giden misyonerler ve daha sonrasında işte diplomatik dokunulmazlıkmışçasına vermiş oldukları vatandaşlıklar veya kendi kurumları içerisinde saklamış oldukları gruplar, farklı amaçları barındıran işte bu işte kimi ayrılıkçı bir örgüt liderine bir vatandaşlık vermiş oluyorsun o dönemin. Kimi işte bir yetime Amerika'ya göndermiş oluyorsun. Bu ikisini hem birleştirip Amerika'ya gönderdiğin zaman buradan giden bu insanlar Osmanlı'yı orada ne şekilde anlatıyorlar? Amerikan toplumuna Türk nasıldır, Müslüman nasıldır veya işte Osmanlı nasıldır, bu devlet nasıldır diye anlattıklarını düşündüğümüz zaman fecal sonuçlar ortaya çıkıyor. Son dönemdeki işte daha 1820'lerdeki Yunan isyanlarından tutalım. Amerika'nın destek vermesi gerektiğine ilişkin ciddi misyoner raporları var, hükümete gönderilen. Daha sonra işte Robert Kolej'in Bulgar isyanları üzerindeki ciddi bir şeyi var, etkisi var. Merzifon'dan Kurtuluş Savaşı yıllarında bahsettik. Beyrut Amerikan'dan Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki Arap işte uyanışı, ayaklanması, işte buna ne derseniz deyin, bunun etkisinden bahsettik. Bu kurumların ciddi etkileri var. Amerikan kamuoyunda da bunun bir yüz düşümü oluyor illaki. Yani bir misyoner para toplamak için, kendi kurumu için Amerika'ya gittiği zaman teberru için işte cani Türkler, işte katil Müslümanlar, burada Hristiyanlara böyle zulüm yapıyor, şöyle zulüm yapıyor, para verirseniz biz bu kurumu şu şekilde daha iyi hale getireceğiz. Ve daha iyi hale getirdiğimiz kurum buradaki din kardeşlerimize şu yardımı yapacak. Ya bunun görsel çalışmaları oluyor, işte sinevizyon çalışmaları oluyor. Hatta bizim büyükelçimiz Alfred Rüstem bu çalışmalara karşı ciddi bir şekilde muhalefet ettiği için Birinci Dünya Savaşı yıllarında persona non grata ilan ediliyor Amerika hükümeti tarafından. İstenmeyen adam ilan ediliyor. Sizin adamların buradan devşirdikleri, kendi kurumları vasıtasıyla devşirdikleri, bu herhangi bir diplomatik misyon da değil yani. Bir misyonerlik teşkilatının kendi okullarından, kendi hocalarından veya kendi eğitmenleri tarafından devşirdikleri adam gelip Amerika'da kendi tezlerini destekleyebilecek bir argüman üretiyor ve Amerikan toplumunu yönlendiriyor. 1914 yılından itibariyle Amerika'nın işte buradaki yatırım dediği misyoner varlıkları, gayrimenkulleri vesaire $20 milyon civarında bir rakam. Ve 1500 tane Amerikalı misyoner imparatorluğun dört bir tarafında ve bunun altında da bunun 3-4 katı yerli yardımcılarıyla birlikte işte ve bunun da altında daha alt katmanında cemaatle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Amerikan dış politikasını etkiliyor. Amerikan Orta Doğu politikalarını etkiliyor. Amerika'nın yani Monroe doktrininden sonra yani biz Başkan Monroe'nun biz kıtamızla ve çevremizle ilgileniriz. Avrupa'nın
kolonileriyle, sömürgeleriyle ilgilenmez veyahut Avrupa'nın savaşıyla, Avrupa'nın işleriyle ilgilenmez doktrinini Wilson'la birlikte bir internasyonalizme evrilterek, işte cemiyeti akvamın kurulması, Amerika'nın uluslararası politikalar içerisinde yer almasının sağlanması, Amerikan bayrağının her yerde dalgalanmasının peyderpey istenilmesi bu süreçle birlikte start almış oluyor. Misyonerlerin teşvikiyle ve misyonerlerin... Açık kapı politikası aynı zamanda misyonerlerin de daha rahat verilmesi. Kesinlikle hocam. Bu söyledikleriniz mutlaka yani sorulan ya da üzerinde durulan konuya açıklık getiriyor. Benim özellikle merak ettiğim ve buradaki birçok kişinin de mutlaka merak edeceği bu toplulukta hangi özelliklerinden dolayı Amerikan, Protestan, Müslümanların hedefi olmuşlar. Müslümanlar ve Yahudilerden sonra sonuçta bunlar da Hristiyan. Hristiyan ama bir takım özellikleri var. Şimdi dolayısıyla yoğun bir protestanlık misyonerlik faaliyetine maruz kalıyorlar. Nedir yani bu toplulukların spesifik özellikleri? Biraz onun üzerinde dursak iyi olacak. Konunun tam olarak anlaşılması. Hocam şöyle, mesela Ermeniler için şöyle diyorlar. Yani doğunun Anglo-Saksonları diye nitelendiriyorlar Ermenileri. Amerikalı protestanlar. Etkileşime kolay geçebildikleri etkileşim halinde yani gözlerden Irak yaşayan topluluklar daha çok. Yani şimdi Ermeniler tam bu kadar gözden Irak değil de bir Süryani'dir, bir Keldan'dir vesaire daha konsantre bir şekilde yaşadıkları için mesela bir şey içerisinde tebliğ yapacak olsalar bir Müslüman şehirde veyahut işte beldede veyahut kazada tebliğ yapacak olsalar bunun ağırlıklı olan bunun ciddi iz düşümleri var kendilerine. Yani geri bir sonuçları var. Ki ilk geldikleri zaman işte Beyrut'ta Katolikler arasında tebliğ yapmaya çalışıyorlar. Da tebliğ de demeyeyim, misyonerlik faaliyeti diyeyim çünkü tebliğ ile misyonerlik faaliyeti tamamen ayrı. Ciddi bir protesto ile karşılaşıyorlar. Ama bu sosyal ve ekonomik anlamda daha şanssız diyebileceğimiz azınlıklara erişimlerinin kendileri için çok kolay ve ortak İncil üzerinden yani öncelikli olarak şeyden gidiyorlar, eski ahitten gidiyorlar. Eski ahit okumaları üzerinden gidiyorlar. Mezhep olarak peki, yani eyvallah onlar da Hristiyan fakat... Ya Doğu Hristiyanlığı dediğimiz, Doğu kiliseleri. Yani bunlar, evet onlardan biraz bahsetmek lazım. Yani bunların niteliği derken mezhepsel bakımdan kadim Hristiyan topluluklar olmaları, yani bir bakıma ne Katolik ne Protestan. Evet. Hatta ne Ortodoks da diyebileceğiniz. Ortodoks da değil ama kendilerinin kadim, daha sofistik. Evet, kadim topluluklar olmaları hasebiyle bunda da övünen, hani biz Hristiyanlığı en eski kabul etmiş, ilk kabul etmiş. Dolayısıyla Hristiyanlığın orijinal, asıl temsilcisiyiz iddiasıyla. Dolayısıyla bu toplulukların Fransız misyonerliği açısından baktığında onların katolikleştirilmesi, Protestan misyonerlik açısından bakıldığında ise onların protestanlığa çekilmesi değil mi? Yani misyonerlik dediğimiz 19. yüzyılın özelinde aslında böyle bir şeydir. Kadim toplulukları kendi tarafına çekebilmek ve bunun da bir taraftan devletler arası siyasi ve ekonomik rekabetin tezahürü olduğunu görebilmek. Bu bir tezahürdür. Yani 1789 Fransız İhtilali'nden sonra Katolik misyonerlik faaliyetlerin Osmanlı topraklarında yoğunluğunu kaybetmemesi, aynı hızla devam etmesi, oysa Fransız İhtilali'yle bunlar çok ölçüşen şeyler değil, paralel olan şeyler değil. O zaman, dış politika hiç alakası evet, yok. Evet, alakası yok. Dolayısıyla biz bunu nasıl izah edeceğiz? Demek ki devletler arası rekabetin, siyasi, ekonomik rekabetin, diplomatik rekabetin tezahür alanlarından bir tanesi de misyonerlik faaliyeti. Özellikle 19. yüzyıl özeli. Yani onu görmeden yapamayız. Ve devletler varlıklarını, dünya üzerindeki varlıklarını bu şekilde misyonerliklerini orada hakim hale getirmek suretiyle bir İngiltere Fransa ile mücadele etmeye çalışıyor. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri
Yine Fransa'yla mücadele etmeye çalışıyor. Hatta kendi mezheptaşı olan Anglikan Kilisesi değil mi? Yani İngiltere ile Amerika arasında da olağanüstü bir şey var. Amerikan Lutheranlar arasında ciddi bir fark var. Protestanlık mezhebi içerisinde. Olağanüstü bir rekabet var. Şey neticede evet Protestanlık ama yine iki devlet Orta Doğu'da karşı karşıya geliyor. Benim bir misyonerlik makale çalışmam var. Mesela Musul vilayeti üzerinde bir tarafta Amerikan misyonerleri var, öbür tarafta İngiliz misyonerleri. Aralarında yazışmalardan, İngiliz arşiv belgelerinden olağanüstü bir rekabetin olduğunu anlıyorsunuz. Yani birbirlerini dakika dakika takip ediyorlar. İşte karşı taraf ne yapıyor bugün, ne kadar mevzi elde etmiş vaziyette. Medikal hizmetler ne aşamada, işte hangi mektepler var, kaç talebesi var. Bunlarla ölçüşen şeyler ortaya koyuyorlar. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Devlet arası mücadelenin burada çok tipik bir yansıması olarak bunu değerlendirmek lazım. Yani salt bir misyonerlik faaliyeti, bu sadece dini ya da mezhebi olarak izah edilecek bir şey değil. Doğrudan siyasetin bir yansıması olarak bunu kabul etmek lazım. Biraz inovatif olan taraf Amerikalılar bu konuda. Mezhep içerisindeki ayrımdan bahsetmeyeceğim protestanlık içerisinde ama şimdi Katolikliğe baktığımız zaman Amerikalılar ciddi bir İncil okuması üzerinden özellikle Hristiyan mezhepleri dönüşümünü sağlamaya çalışıyorlar. İnovatif olmalarının sebebi şu, matbaayı ve dilleri çok iyi bir şekilde kullanabiliyor. Yani bir Katolik İncil'i Latince'den başka bir dilde okutmaz. Okuyamaz. Yani Katoliklik mezhebinin içerisinde böyle bir şey yok. Ama protestanlık böyle değil. Yani Osmanlı alfabesiyle basılan, pardon Ermeni harfleriyle basılan Türkçe Amerikan İncilleri var. Dağıtılmış bir vaziyette. Yani bu işte Ermeni alfabesini bilen ama Osmanlıcadan başka bir dil bilmeyen Ermeni tebaa için, Osmanlı tebaası için onlara verilmek üzere basılmış Amerikan İncilleri mevcut. Bunun dışında çok Amerikan misyonerleri içerisinde hem İstanbul'da hem Beyrut'ta görev yapan dil bilimine çok hakim insanlar var. İşte mesela Elias Riggs var. Adam Süryanice'den, işte Keldanice'ye, işte Rumca'ya, Ermenice'ye, Osmanlıca'ya, Latince'ye, İbranice'ye pek çok dilde çeviri yapıp en azından bütün bir kitap olmasa bile, bütün bir risale olmasa bile matbaaya bildiri gönderebiliyor. Şimdi 1836'ya kadar Malta'daki matbaayı kullanan Amerikalılar daha sonra hem İstanbul'a hem Beyrut'ta iki tane matbaa gönderiyorlar. Daha sonra İstanbul'daki matbaa aynı şekilde hem İzmir'e de taşınıyor bir kolu. O imparatorluğun dört bir tarafında matbaa faaliyetleri ve yerel dillerde matbaa faaliyetleri. Şimdi bunu bir Katolik'in yapması çok zor. En azından şey için, İncil metinleri için. Onun dışında da İnovatif gelişmeleri takip etmesinin yani bu kolejleşme faaliyetleri. Kolejleşme faaliyetlerinin de çok ciddi işte imkanı olmayan veyahut işte Amerikan misyonerlerinin Amerika'da bir fon aracılığıyla burs bulabildikleri çocukların gelip orada okuması, bir meslek edinmesi veyahut işte önüne açılan Amerika yolunu değerlendirmesi. İşte bugün ne diyorlar? Amerikan Dream diyorlar, Amerikan Rüyası diyorlar. Amerikan rüyasını Orta Doğu'da başlatması çok bir cezbeden bir faktör oluyor hocam. Evet. Arkadaşların bu noktada soracakları ya da şu ana kadar konuşulanlarla ilgili katkıları olursa onları da dinleyelim. Bu invalide konuşana hocama bir katkı ekleme yapmak istiyorum. Bunu Emin Mahluf Tonios kayasında tam da böyle bu konuları biraz işliyor. Orada ortaya çıkan fotoğraf daha ziyade bu kabileler arasında daha da lokalize ettiğimiz zaman aileler veya işte yerel dengeler arasında ki çekişmenin veya rekabetin etkisi bir anlamda bu protestan misyonerlere onları kendilerini sürüklüyor. Yani yerel dinamikleri bu gözle de bakmak lazım. Yani bunu biz biraz burada Asık Hocam var yani onun yanında bu konuyu da işlemek söylemek şey değil, isabetli değil ama benim kendi 90'lı yıllarda
askerlik döneminde yaptığım gözlemde de Güneydoğu'da benzeri şeyler görüyorduk. Yani oradaki takım aşiretler veya aileler arasında kadim rekabetin devletle PKK arasında bir denge, bir güvence kendilerine görme şeyi de vardı. Yani bakıyordunuz işte birisi birine yaslanmış, hemen karşısındaki öbüründen bir güvence arayışı içerisinde. Biraz da böyle bu şeyde bakmak lazım. Nitekim ismini hatırlayamıyorum ama Osmanlı'nın Arapları diyeydi yanılmıyorsam. Kitapta da okudum. Benzeri hususlar var yani bu Yezidilerin falan hareketlenmeleri içerisinde. Yani bir dayanak, bir güç merkezi bulma. Onlar da hocamın isabetle kaybettiği gibi işte sizin dilinizle geldiği zaman oraya yani baktığı zaman herhangi bir yaptırım şeyi yok. Yani orada mahluk şeyi anlatıyorum. Bunlar Katolik olmasına rağmen işte Protestan okulunda her türlü dini hürriyete sahip bir biçimde hiçbir bir yönlendirme yapılmadan normal modern eğitim imkanı sunulunca olurdu da cazip geliyor. Zannederim bunun da bir etkisi vardır. Yani konu sadece din ve mezhep boyutunda ele alınmamalı. Toplumsal boyut sizin bahsettiğiniz ya da işte bizim bahsettiğimiz siyasi boyut. Bu din ve mezhep alanı hayatın bütün alanlarına teşmil edebileceğimiz bir şey, bir husus olduğu için dolayısıyla çok yönlü bakmak gerekiyor. Çok değişik ayrıntılara da buradan ulaşmak mümkün. Hocam siz? Tabii şimdi bir de sisteme bakmak gerekiyor. Aslında bugüne doğru da onu taşıyabiliriz. Daha küçük lokal alanlar var ama Osmanlı çağlarına baktığımızda iki önemli millet var. Yani tanınmış olan millet. Bunlardan işte Ortodokslar ve Katolikler var orada. Protestanlar zaten geç dönemde tanınmak için mücadele edecekler. O ayrı bir konu. Yoklar zaten. Şimdi bu Ortodoks ve Katolikler de kendi kiliselerinin bir baskısı var küçük gruplara. O grupların kendi üzerlerinde, kendilerinde olmasını istiyorlar. Kendi hakimiyetinde olmalarını istiyorlar. Ve onlar da bir ölçüde bundan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ortaya yeni bir şey çıktığında ve onlara öyle bir millet baskısı yapmadığında onlara cazip geliyor. Bir kere küçük grupların böyle bir psikolojisi var. Burada birazcık da şeye, yani dönemin uygulamasını Osmanlı üzerinden de değerlendirmek lazım. Yani çok tartışılıyor bu millet sistemi. Gerçekten nasıl uygulanıyordu? İstanbul'da çok iyi uygulanıyordu. Ya da sadece işte Ortodoksların etkin olduğu adalarda falan çok iyi uygulanıyordu ama. Evet yani. Ama bu bahsettiğimiz mesela Hakkari'deki destürler için ne ifade ediyordu millet sistemi? İşte ki orada Amerikalılar gibi faaliyet gösteriyor, İngilizler faaliyet gösteriyor. Ya da işte sizin söylediğiniz Yakubiler için ne ifade ediyordu? Bunlar biraz kenarda kalmış. Çok tartışılmamış, tartışılması gereken bir husus. Ama bugüne kadar tabii birazcık da konuşmamız gerekirse, yani özellikle Suriye bağlamında baktığımızda ki Beyrut özelinden ve Suriye'de hala Amerikan müesseselerinin ki Soğuk Savaş döneminde de çok canlı bir şekilde varlığını sürdürdüklerini görüyoruz. Yani bu konudaki bu kökleşmeden mi kaynaklanıyor yoksa o Soğuk Savaş'ın büyük ölçüde işte rekabetinden istifade ederek Amerika'nın ciddi bir desteğini mi almışlar? Bir bu açıdan bakmamızda ve sorgulamamızda imkan var mı acaba? Sorgulayabilir miyiz? Evet. Dönemin konjonktürü diyebiliriz. Evet. Hocam bir ruh yatıyor bu kurumların içerisinde günümüze dahil. Yani çok acımasız bir eleştiri olmaz inşallah ama Amerika'daki özgürlükçü işte düşüncelerin farklı toplumsal dinamikleri belki bizim için tetikleyebilecek düşüncelerin mihmandarlığını bu kurumlar içerisinde çok rahat yapabiliyorsunuz. Yani bu sosyokültürel ben toprak bütünlüğüne olan meseleleri zaten geçtim ama sosyokültürel anlamda işte toplumun içerisindeki toplum rolleri, cinsiyet rolleri özellikle özelindeki meseleleri bile bayraktarlığını bugün gördüğümüz zaman Amerikan misyoner orijinli kurumlarda ilk kıvılcımının çıktığını görüyoruz. Ki yani aynı şekilde Amerika'da da bakıyoruz. Ya yani bugün bir Müslüman senatörün bile tavrı bu şekilde orada. Oradan
Evet, öncelikle teşekkür ediyoruz. Gerçekten istifade ettiğimiz bir sohbet oluyor. Ağzınıza sağlık. Benim genel oluşabilecek, oluşma ihtimali olan kanaatimle bir sorum olacaktı. Hem Davut Hocam hem siz de üzerine bastınız. Sanırsam bu Amerika'nın misyonerlik faaliyetlerinin Orta Doğu üzerinde Amerikan dış politikasının bir aracı olarak görülüyor. Fakat biz özellikle 1919'daki Paris Barış Konferansı'nın görüşmelerine baktığımızda aslında burada Amerika'nın öyle Orta Doğu'da çok böyle bir oyuncu olarak yer almak istemediydi. Açıkça görebiliyoruz. Hatta Ermenistan'ın Amerikan mandasına verilmesi tekliflerine Amerika'nın çok sıcak yaklaşmadı da ortada. Acaba biz buradaki Amerikan misyoner faaliyetlerini dış politika aracı olarak okumakta biraz yanılıyor olabilir miyiz? Yani objektifimizi oraya netlediğimiz için bizi aldatıyor olabilir mi? Onu biraz amiyane tabirle hani istemem ama yan cebime koy şeyi üzerinden, sözü üzerinden açıklayabiliriz. Onun için yani 1919 Paris Kongresi'nde hani içine kapanık bir Amerika falan değil. Ondan daha önceye gelelim. 1908'de bununla ilgili çalışma da yapıldı biliyorsunuz. Chester Projesi adıyla Osmanlı topraklarındaki bütün yeraltı kaynakları, limanlar, işte demir yolları, petrole varıncaya kadar Amiral Chester'ın, ki Amiral Chester devlette bağımsız bir yapı değil, bir kişi değil. Doğrudan Amerikan devletinin bir şeyi, uzantısı olarak, bir temsilcisi olarak Osmanlı Arap topraklarında ve Anadolu'da yoğun bir şekilde faaliyet gösterme gayreti içerisinde. 1908 meşrutiyet döneminden bahsediyorum. 1920'lerde 19'dan hemen sonra 1920'lerde Chester teşebbüsünü tekrarlıyor. 1908-1920 yani bir inadın olduğu, ısrarın olduğu da ortaya çıkıyor. O bakımdan hani Amerika'nın orada o doktrinin ortaya çıkması bile ya da Wilson ülkelerinin ortaya çıkması bile aslında Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki hakimiyet politikasını bir tezahür olarak değerlendirmelidir. Bunu hani kendi kıtama çekildiğim ya da eski dünyanın işlerine karışmayayım, Avrupa'nın problemlerine ya da Osmanlı'nın problemlerine karışmayayım şeklinde okumak mümkün değil. O dönemin yansımalarına bakarsak tam tersi sizin bahsettiğiniz hususun tam tersi karşımıza çıkar ki daha sonra zaten bu artarak devam edecektir. Yani ama dünyaya kendini yaymaya çalışan bir ABD var. Onu kabul etmemiz lazım. Evet. Küçük bir haklılık taraf da var. Onu da anlamak lazım. Şimdi Amerika makas değiştiriyor. O makas değiştirmelerimiz çok fazla takip etmediğimiz için başka bir şey ortaya çıkıyor. Aslında söz belki Selim'in de ama teknik olarak mesela 1919'da Amerika Orta Doğu için King-Crane Komisyonu'nu meşhur komisyon. O komisyonun aslında ana amacı yine Selim Han'ın söylediği determinasyona hazırlık yapmaktı. Evet. Ve eğer onu hazırlayabilseydi bölgede o zaman sizin dediğiniz şey çıkacaktı. Ama o anda bir makas değiştiriyor. Bu sefer Cemiyet-i Akvam'ı devreye sokma suretiyle yani başka bir şey. Yöntemler farklı, yavrum araçlar farklı ama niyet, nihai niyet sonuçta çok değişti. Ama iki tarafta haklı galiba. Misyonerlerin katılımının ilginç bulduğum iki konferans var. Birisi Paris Barış Konferansı'nda Amerikan heyetinin içerisinde Howard Bliss, Suriye Protestan Koleji'nin ikinci müdürü, kurucusunun da oğlu, Daniel Bliss'in de oğlu. Konferansta Amerikan heyetinin içerisinde. İkincisi de Lozan Konferansı'ndaki Amerikan Board heyeti. Amerika bütün planlarını alternatifli yapıyor bu dönemlerde. Şimdiki olduğu gibi. Ve en maliyetsiz planı seçmeye çalışıyor. Şöyle bir şey var. Bir dünya savaşı görülmüş. Amerika'nın Türkiye'deki yaptığı, Osmanlı toprakları içerisindeki yaptığı pek çok yatırımı tarumar olmuş vaziyette. Tekrar buraya gelip, tekrar bir misyonerlik teşkilatlarının burada canlandırılması, tekrar kültürel bir hegemonya dediğimiz şeyin tesis edilmesi, bir Amerikan propagandasının yapılması, bunlar ciddi maliyetli şeyler. Hele ki Rusya, şimdi mesela Ermenistan meselesine bahsedeceksiniz, Rusya'da bir devrim olmuş ve Bolşevikler güneyde ciddi bir şekilde toprakları koruma şeyine gidiyorlar, yoluna gidiyorlar. Burası içerisinde Amerika ilk başta yapacağı herhangi bir manda himayeyi böyle bir ateşten gömleği giymek istemeyecektir.
Suriye, Osmanlı Orta Doğu topraklarına geldiğimiz zaman zaten bahsettim. Fransa'nın ve İngiltere'nin baskısından mütevellit ve bu bölgedeki coğrafyada güçlü olmasından dolayı zaten böyle bir topa girmiyor, giremiyor. Ki İngiltere zaten askeri olarak gelmiş yani şeye kadar, Lübnan'a kadar askeri olarak gelmiş bir vaziyette İngiltere. Mavera'yı, Ürdün'ü almış, işte Basra'dan girmiş, Musul'a kadar gelmiş. Suriye'de aynı şekilde mesafe kat etmiş. Burayı da kendi müttefiklerine söz vermiş bir şekilde Fransızlara bırakmaya çalışıyor. Ortada zaten kurulmuş bir denge var. Amerika'nın girip bir yerden topu alması lazım ve alabileceği bir saha yok ve bunun içinde bir uluslararası kriz çıkartmayı zaten göze almayacaktır. Yani böyle bir diplomatik manevra çizmesi, izlemesi şeyde çok normal. Ve şöyle de bir durum var. İkinci, şimdi aklıma geldi az önce söyleyeceğim şey. Amerikan misyonerleri kendi aralarında bazı noktalarda fikir birliği içerisinde değiller. Amerikan board'un kontrol etmiş olduğu, şöyle bir örnek vereyim. Kontrol etmiş olduğu Türkiye misyonu ayrı bir görüşü savunurken Robert Koleji mütevelli heyeti ayrı bir görüşü savunarak hükümete baskı yapmaya çalışıyor Kurtuluş Savaşı yıllarında. Bunun sonucunu mesela şöyle tezahür edebiliyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde bizim meclisin çıkardığı Anadolu'da tüm topraklarda iki kurumun yardım faaliyeti yürütme hakkı vardır. Birisi Kızılay, diğerisi Near East Relief. Yani biri şey için bizim kendi tekrar yaralarımız, sarmamız, taarruzlar vesaireler tekrar savaş alıp Yunan'ı defetmemiz için. Diğeri de işte misyonerlerin kendi kurumları etrafındaki bakmış oldukları kalan azınlıklardır vesairelerdir, kendi cemaatleri içerisinde yapmış olduğu Amerika misyonerleri onlar için dışarıdan bir yardım alabilirler ve bu yardım bunlara harcayabilirler. Farklı politikalar gütmek farklı kazanımlar elde etmeye neden oluyor. İşte bu şeyin bir tezahürünü işte anlattım, Kurtuluş Savaşı'nda böyle bir örnek var. Diğer bir tezahürde kıymetli hocalarımın dediği gibi bir makas değiştirmek, bir aktörü oyuna sokarken diğer aktörü oradan çekmek ve maliyetsiz bir dış politika yürütmek. Yani, belki buna şunu da eklemek lazım. Yani 19. ve 20. yüzyılların Anglo-Sakson dünyanın yükseldiği bir döneme denk gelmesi değil mi? Bu kadar hani Fransa Dünya Savaşı'nı beklediler hocam. Ayrıca beklediler ama yani bütün 19. yüzyıl Büyük Britanya'nın dünyaya hakim olduğu bir yüzyıldan bahsediyoruz. 20. yüzyılda bunu Birleşik Devletler devralacaktır ama onun tabii kökenleri 19. yüzyılda yine. Topyekun bir dünyanın gelişiyle de izah etmek gerekebilir. Evet, başka arkadaşlar orada. Benim merak ettiğim nokta şu, bölgeye gönderilen misyonerlere verilen formaliteler, yani background'ın arka tarafında herhangi bir kendileri isteyerek mi bölgeye gidiyor bu misyonerler yoksa belli aktörler tarafından mı bölge yaptırabiliyor? Şöyle, neredeyse 20. yüzyılın başlarına kadar diyelim, Birinci Dünya Savaşı'ndan bir 10-15 sene önceye kadar misyonerlerin herhangi bir maddi beklentileri yok. Yani ciddi komik yazışmalar var. 1838 ya da 40 olması lazım, tam hatırlamıyorum. Beyrut'ta bir misyonerin American Board Teşkilatı'na çekmiş, yazmış olduğu bir mektup var. Yani köylere gitmek için katır istiyor ve bunun parası verilmiyor. Yani öyle ilginç şeyler var. Bir adammışlık var yani işin içerisinde. Çok samimi olduklarını söyleyebilirim. Kendi içinde ihlasları yüksek. Özellikle o. Yazışmalardan hakikaten bu anlaşılır. Yani o kadar imkansızlıklar içerisinde dağın başında misyonerlik yapmak ve her an hayati tehlikenin de olduğu coğrafyalarda bu işi yapmak gerçekten bir savaş. Hocam sonra şey oluyor. Tabii bu iş endüstriyelleşiyor her şey gibi. İşte okullar, kurumlar vesaireler. Misyonerler kendi paralarını ciddi fonlardan almaya başlıyorlar. İşte Gates fonu, ondan sonra Dodge fonu, işte Ford fonu, ondan sonra Rockefeller fonu. Amerika'nın ciddi büyük aileleri bu kurumlara ciddi meblağlar yağdırıyorlar. Evet. Özellikle 20. yüzyıl başında. Bu tür konular için Missionary Herald internetten de o kaynaklara ulaşılabiliyor. Orada günlükler işte normal bir sıradan bir misyonerin günlük hayatta karşılaştığı problemler ya da işte nasıl kendini bu işe adadığına dair şeyler, hadiseler. Ona dair raporlar, günlük raporlar, haftalık, aylık raporlar. Oradan takip etmek mümkün. Yani orada güzel somut örnekler de var. Bir misyoner nasıl çalışır idi? Yahut kendini nasıl adıyordu? Hangi şekillerde alıyordu? Missionary Herald'dan özellikle bakabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, başkan bu ilgi çekici konuda. Ben niye sormak istiyorum? Bilindiğinde Amerika çok kültürlü bir yapı yani. Bir ucu farklı mezhep, bir ucu farklı din var. Demet lazım. Senato'da Yahudiler var, farklı din mensupları var. Ben bunu sormak istiyorum. Yani böyle kalıcık bir yani siyasetçiler arasında bu kadar farklı bir olduğu bir ortamda protestanlık nasıl önünden çıkmış? Ve nasıl yani bu faaliyetler uzun yıllar devam ediyoruz? Bunu sormak istiyorum. Şimdi şöyle, peki evangelizme de bağlarsın. Hmm. Hocam şöyle işte iddialı oluyor. Biz 15 Temmuz'da devlet kazandı, çok şükür diyoruz, millet kazandı diyoruz. Onlar böyle bir olayı yaşamadan kaybettiler. Devlet teşkilatlarının içerisine girilmeyi. Senin yolunu açtılar misyonerlere. Dış politikanın yönlendirilmesinin yolunu açtılar. Eğitim kurumlarına girilmesinin yolunu açtılar. Ve düşünün 200 yıllık bir gelenek adım adım tek tek az önce dediğim adanmışlıkla bir katır parasını bulamamakla Amerika'nın tamamını temsil etmese bile, Senato'nun tamamını temsil etmese bile, konuşmanın başında söyledim, 1700'lerde Amerika daha yeni yeni kurulurken Protestan kilise mensubu Amerikan nüfusunun %5'i, 1900'lerin başında %45'i Katolikler dahil olmak üzere %45 iken kiliseye gidenler, siyasi bağlantılar, iş adamlarıyla kurulan networkler, onların ailelerinin teşvik edilmesi ve ciddi bir yapı, ciddi bir ağ bu. Yani bunu çalışmaya çalışırsanız bir anda çözemiyorsunuz bile. Yani bir gidiyorsunuz bir kurumun içerisinde binlerce kutu içerisinde, box içerisinde mikrofilmler, dosyalar, yazışmalar vesaireler. Yani bir kurum başkanı, misyoner teşkilatı başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemki Dışişleri Bakanı soyadı Lansing, adını şu an hatırlayamıyorum kusuruma bakma. Yazışmasında Lansing'in karşı hitabında Telegraf'ta biz sizin emrinizdeyiz diye bir cümle geçiyorsa çok ciddi bir şekilde kurumların içerisine sızmalar var. Yani bunu bugün dahi işte bahsediliyor evangelizmden, işte Hristiyan siyonizminden bunların lobiler oluşturup mevcut yönetimi desteklemesi, şu an hala sadık Amerika'yı desteklemesi, daha önce işte Roosevelt'leri desteklemesi vesaire vesaire. Bunlar kriz anında çıkan, uykuda olan ciddi hücreleri fırsat buldukları zaman Amerikan dış politikasını yönlendirmesi. Ha bu şöyle bir, benim dediğim akademik bir iddiamı şu an tamamen akademik temellere dayandırabileceğim bir iddia değil. Benim okumalardan, okumalarımdan, görmelerimden, araştırmalarımdan ortaya çıkardığım büyük bir ağ bu. Ha, belki bunun üzerine çok çok daha ciddi kitap veyahut eser yazmalıyız, yazmalıyım veyahut bu işi çalışan insanlar yazmalı. Bu iş kesinlikle bilinçli. Mesela çoğu insan şeyden, misyonerlik çalışan, işte misyonerlik faaliyetleri Birinci Dünya Savaşı sonunda şey olmuştur, tasfiye olmuştur. İşte Türkiye'deki tasfiyesinde şeye bağlarlar, 1928'deki Bursa Kız Amerikan Koleji'nde Hristiyan olan bir kız öğrenciden sonra kolejin kapatılması, marif vekaletine devredilmesi bütün Amerikan okullarının. Hayır, kaybolmamıştır. Derneklerle, STK'larla, uluslararası kurumlarla, kuruluşlarla, lobi faaliyetleriyle birlikte Amerikan politikasına da sirayet etmektedir. Dünyadaki faaliyet gösterdiği devletlerin politikalarına sirayet etmeye çalışmaktadır. Bu benim görüşüm diyeyim, beni bağlısın. Belki şekil değiştiriyor ya da ilgilendiği coğrafyaları değiştiriyor. Şu anda Türkiye'de 70'e yakın Amerikan bağlantılı dernek veya kuruluş var. Daha az bir sayı değil. 70. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Daha düne kadar Eminönü'nde işte matbaaları vardı. Amerikan misyonerlerinin hali hazırdan 10 yıl önceye kadar. Ondan sonra işte kapatıldı, alet bünyesine alındı. Alet işte oradan oraya taşınıyorlar. Sürekli bir değişim halindeler. Ama memleketin şeyine vakıflar yani. Haline, ahvaline, durumuna ve bu konuda tabii ki kendi çıkarlarını savunacak bir şekilde kendi hükümetlerindeki networklerini sağlamlaştırıyor. Bu okullardaki öğrencilerin ne kadar azınlıklardan, ne kadar da Müslüman öğrencilerden teşekkür ettiğine dair bir çalışmalar. Şöyle benim net rakamlar tabii ki elimden geçti, şu sene şu kadar, bu sene bu kadardır ama genel bir ortalama verecek olursak Müslümanlar daima az. Müslüman öğrenciler az. Ama şöyle bir durum var mesela. 1914 tarihinde bir Amerikan gazetesinde, Boston Herald gazetesinde Yahudiler,
misyonerlerini çıkardı. Bir gazete yayınlanan bir haber küpüründe geçiyor. Benim bu kitaplaştırılan master çalışmamın içerisinde var. Mesela diyor ki kız lisesinde 12 tane Türk öğrenci okuyor. Biri de işte Kamil Paşa'nın torunu. İşte bu öğrenciler Anadolu'da öğretmen olacaklar. Ve biz bunun için gurur duyuyoruz. Savaşa rağmen büyüyen bir okul diye bir başlık atmışlar şeye, habere. Yani Müslüman öğrenciler olduğu zaman ciddi seviniyorlar. Ama çok Anadolu içerisinde çok Müslüman yok. Arap Müslümanlar teveccüh gösteriyorlar Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne. Yani belki durum şöyle bir şey olabilir. Şöyle diyebilirim yani daha doğrusu. Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde 1914-1918 aralığında kolejin durumu %30'u Müslüman öğrenci olacak şekilde, diğeri de azınlık ve Arap Hristiyan olacak şekilde şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. İzzet Olapaşa da değil mi? Aydın Bey. Şeki Varslan. Şeki Varslan. Hep çok önemli bir isim. Önemli isimler. İkinci Abdülhamit döneminde önemli devlet hocamlar. Yani İzzet Olu zaten ikinci Abdülhamit'in en önemli. Sağlık olduğu gibi. Yani hani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani Sultan Abdülhamit'in mabeynine kadar o okuldan şey girdi. Yetişmiş, pişirilmiş oluyor. Evet. Bu taraftan tabii şey, yani belki büyük bir vatanperver olan Şeki Varslan da onların arasından yetişti. Yani Arap coğrafyasında özellikle işte elit ailelerin, işte yönetici ailelerin çocukları daha doğrusu şeye yakın olanlar büyük ölçüde, Beyrut'a yakın olanlar büyük ölçüde o. Projeden geçiyoruz. Selim Merhameleri. Selim Merhameler. Luis Sabuncu. Luis Sabuncu zaten. Evet, çok önemli bir isim. Yani kaldır üstü insan yetiştirme konusunda başarılı oldukları da söyleyeyim. Ama zaten yok. Üniversite mi yok? Yok. Olmadığı için. Evet. Orası da üniversite değil ama. Çok önemli. Yani, boşluk dolduruyorlar. Dünya ile bağlantı kurulabilecek en iyi okul eğitim kurumlarından biri olarak. Evet. Yani bu şeyin mesela Harput Koleji'nin Harput ve çevresini ve Elazığ'ı, Müslüman toplumunu kültürel olarak nasıl dönüştürdüğüne dair hiçbir şey söylemiyoruz. Orada hiç Harput Koleji ve etrafında hiçbir Müslümanın Hristiyan olduğunu duymadım. Ama kültürel olarak orayı nasıl şekillendirdi? Bunu tartışmıyoruz. Şeyde Sivas'ta hakeza mesela ciddi bir şey var, misyonerlik ağı var. Tokat da, Amasya'da da var da Sivas'ta. Orada yine Hristiyanlaşmış bir Müslümandan çok nadir bir iki tane Layard döneminde böyle bahsedilen vakalar var. O da böyle şey, böyle kaza gibi vakalar diyebileceğimiz vakalar. Ama o coğrafyanın kültür üzerindeki etkileri ayrı bir boyutta ele alınması lazım. Ve o kültür aslında siyasete, yani Selim Han Bey'in söylediği gibi nasıl ki Amerika'da kendi siyaset işlerinde sızmışlarsa, bizim siyasete, Suriye'nin bugünkü modern siyasetine, evet, Beyrut'taki siyasette aynı şekilde etki etmiş. Bu sefer de yerli unsur üzerinden etki etmiş. Yani şey değil, yabancı bir unsur olarak değil. Oraya dayanmak zorundasın. Orada adamında yani kendileri vasıtası şeyde buraya doğru kullanmışlar. Ha tabii yani Robert'in mesela yetiştirdiği milliyetçi liderler, onları ben çok şey görüyorum yani, evet o çok önemli bir vaka yani Bulgaristan'daki liderler şunlar bunlar. Ama asıl mesele Robert Koleji buradaki Müslüman unsurlar üzerinden nasıl bir etki yaptı, Hristiyanlaştırmadan ve o Müslüman unsurların sistemdeki etkileri nasıl olmuş? Yani bunun çok özenle konuşulması ve tartışılması gerekiyor. Evet, buyurun siz. Ben de şöyle bir sorum olacak ama ben 13. yüzyılda farklı bir yönetim misyoner çalışmasını inceliyorum. İslam adına yapılan misyoner çalışmasını inceliyorum biraz. Ve araştırma lisansımda şöyle bir şeyle karşılaştım. 1875'te misyoner çalışması için yani Hristiyan anlamında Türkiye'ye gelip, yani İstanbul'a gelip sonra misyon olan bir mesela misyonerden bahsediyor. Normal adında bir yerde geçiyor ismi. Siz böyle isimlere şanslandınız mı? Gelen, yani tamamıyla Amerikan orada ya da işte işlerin yanında geçen birisi aslında misyoner için geliyor ama Müslüman oluyor. Tam ben rastlamadım ya. Şey desem yanılmıyorum. 1875. Evet, yani bir Fransız kitapta bir yerde geçiyor. Aslında Hindistan'la alakalı bir kitap ama ben hani ama Mekin Morgan kendi koleksiyonundaki hamurları tanıdım ama orada geçmiyor. Yani normal
var ama Müslüman olduğuna daha yani soyisim falan da yok çünkü. Hatta Amerika'ya dönüp aynı şekilde İstanbul için çalışma yaptığı söyleniyor yani. Ama çok kısa bir yerde geçti. Peki başka örnekleri de vardı. O da bizim gizlilikte birkaç örnek. Efendim? O da bizim gizli tarihimizde. Yani bulmak bile zor. Evet, zor gerçekten. Enfiz. Ben de aslında Zekil Hoca'nın söylediği konuda biraz bir şey söylemek istiyorum. Yani bu misyonerlik faaliyetlerin biraz kültürel yoldan derin bacılıkla biraz ilerlediğine dair. Aslında benim biraz bahsedeceğim bölge Balkanlar coğrafyası. Yani yan yöne çalışıyorum. Biraz oraya da baktığımız zaman benzer şeyler orada da oluyor. Mesela Yunan devletinin kurmuş olduğu 600'ün üzerinde okul var. Ve orada Zosimea okulu var mesela, çok meşhur lise düzeyinde. Ve ünlü Arnavut beylerin falan mesela mezun olan kişiler oradan günlüklerinde falan şöyle yazıyor. Hani bu okuldan mezun olan kişilerin %90'ı Yunan sempatisi kazanıyor. Ve çok kaliteli eğitim verdikleri için yani alt tabakadan bile olan insanlar hani bu okula gitmek için resmen bir yarış içine giriyorlar. Ve okuldan mezun olan kişiler gerçekten imparatorluk coğrafyasında hani iyi işler buluyorlar ve kültürel olarak bayağı gelişmiş oluyorlar. Evet. Ve arşiv belgeyle biraz böyle takip ettiğiniz zaman orada da şeyi görüyorsunuz. Yani hep şu eleştiriliyor. Osmanlı Devleti burada okul kurma konusunda ve ortak bir kültürel bir birliktelik yaratmada eksik kalmış. Evet. Şimdi buradan bahsederken biraz çuvaldızı da kendimize batırmalı mıyız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle hocam müsaade ederseniz. Zekeriya hocam hatırlar mısınız? Bir Twitter üzerinden bir şey konuşmuştuk. Selahattin Külliyesi diye. Şimdi misyonerlik çalışmaları üzerine işte Beyrut Amerikan Üniversitesi'ni incelerken şöyle bir şeye rastladım ben. 1920 tarihinde, aynı hatırlamıyorum, Atlantic Herald dergisinde Harvard Bilis'in vermiş olduğu bir röportaj. Röportajın adı Modern Missionary. Yani modern misyonerlik nasıl olur, ne şekilde olmalı, biz bu eğitim kurumlarında neleri başarıyoruz diye. Ben ipin oradan tuttum. Meğerse ipin ucu daha önce tutulmuş Zekeriya Hoca söyledi bana, sağ olsun. Biz çok geç bir dönemde Howard Bilis şöyle diyor. Ben okulun müdürlüğüne yeni başladığım zaman Bahriye Nazırı Cemal Paşa tarafından bize bir müfettiş gönderildi. Bu müfettiş bizim okulumuzda bir ay kaldı. Müfredatımızı vesaire, ders yapımızı, her şeyimizi inceledi. Ve Osmanlı'nın amacı bizim burada açtığımız kolej gibi Kudüs'te bir kolej kurmaktı. Dergiye yazdığı şey bu. Selahattin Üniversitesi kurmaktı. Hatta bunu yazmış. Bunun konuyla alakalı olarak zannedersem Çanakkale Üniversitesi'nde bir hocamızın bir araştırması var, bir de kitap yayınlanmış. Bu kolej, yani bu külliye diyeyim, yani burada eğitimi işte Fransızcadan tutun da işte mantığa kadar, fiziğe kadar, hatta birkaç mühendislik dersine kadar çok kapsamlı bir külliye olması düşünülmüş. Bu o hocamızın yaptığı, ismini de hatırlayamadım, özür dilerim. Kitabında da ders müfredatını zaten anlatıyor. Yani şu müfredat işlenecek, şu müfredat işlenecek, onu bulmuş. Osmanlı arşivlerinden. Biz Kudüs'te aradık bayağı bir yerini, bulamadık. Ben iki sene kaldığım süreç içerisinde. Savaştan dolayı bir sene orada eğitim devam ediyor. Bir senenin sonucunda da artık zaten o topraklar bizden çıktıktan sonra da o savaş durumu içerisinde kapatılıyor. Evet, bizim de böyle bir teşebbüsümüz olmuş ama işte 1914'te teşebbüs. Çok geç. Aynı dönemde Halder'in çağırıyor Cemal Paşa. Ona da bir şey açtırıyor, biliyorsunuz orada kız okulu açtırıyor. Ama bütün bunlar tabii geç dönem faaliyetleri. Yani daha erken dönemde aynı oranda şeyler yok. Eğitim kurumları yani belki idadiler açıldıktan sonra taşraya çok ciddi bir şekilde, etkin bir şekilde yayılıyor ama işte o da yetmiyor. Sonuç itibariyle 19. yüzyılın başlarından itibaren yoğun bir misyonerlik çalışması artık zemin kurulmuş oluyor. İkinci Abdülhamit'in eğitim alanındaki reformları, işte yaptığı okullar, taşraya da yayılmış olan okullar bir nebze belki hani bunları da önlemeye yönelik ki Abdülhamit dönemindeki Halep, raporlarda bu dile getiriliyor. Tabii mesela Halep idaresi açıldıktan sonra o civarda ki eğitim durumu ve işte artık şeye Müslüman okullarına ilgiyi nasıl değiştirdi tartışılması gereken bir konu. Evet. Ya da işte Anadolu'daki herhangi bir yerde açılan idadilerden sonraki en önemli yani kurumlarımız burada o zaman iki cevap yani müşterilerin üzerine açılmış olan eğitim kurumları ve çok
sağlıklı kurumlar. Bu bahsettiğimiz Selahattin Eyyubi Üniversitesi şeklinde tasarlanmış olan üniversitenin bir de Medine'de açılanı var. O da yani medrese-i külliye diye. Orada aynı şekilde dört dilli bir eğitim aynı dönemde başlatılıyor. Ve oldukça başarılı ama bunlar savaş öncesi. Birazcık da işte Osmanlı'yı tekrar toparlama, Türklerle Araplar arasında meydana gelen o hoşnutsuzluğu giderme. Oradan işte yeni bir nesil yetiştirme niyeti ortaya çıkıyor. Yani iki tane üniversite. Biri Kudüs'te ve biri şeyde. Savaşın yıllarında teşkilat-ı mahsusa bunları üstleniyor. Onlar birazcık ilgileniyor ama savaşın sonuna gelindiğinde de bunlardan elde bir şey kalmıyor. Dolayısıyla şu anda diyebiliyoruz ki şeydeki Medine'deki İslam Üniversitesi'nin kökeni bu bahsettiğimiz medrese-i külliyedir ama öbürünün şeyi yoktur. Emel Paşa gidiyor Kudüs'teki açılışına ve o açılış şeyi var. Binanın önündeki fotoğraf var. Bina var ama biz bir türlü bulamadık. Şeyleri de var. Yani müfredatı, işte mizamnamesi, şusu, busu. Bunlar da basılmış. Hatta o Enver Paşa'nın gitmesi anısına okul idaresi bir de küçük bir Kudüs hatırası yayınladı. O da bir ara müzayededen bulmuştum. Böyle küçük bir şey var. Ama bunlar böyle hani şeyde kalmış, kenarda köşede kalmış, nazar boncuğu gibi duran şeyler. Yani 1875'te Beyrut sokaklarında ilk belki de modern devlete karşı isyanı yahut da çağrıydı, isyan değildi. Aleyhte efendim afişleri asanlar muhtemelen Beyrut'taki bu kolejden esinlenmişlerdir. Ve onlar üzerinden onu yaptılar. Ama onu yapanlar da yani büyük bir çoğunluğu Müslüman Araplardı. Yani 1875'te onlar bunu yapıyor. Biz 1914'te benzeri bir faaliyete girebiliyoruz. Yaklaşık 40 yıl sonra. Evet. Dolayısıyla Filiz'in dediğinde burada haklılık payı var. Yani bir boşluk misyonerler tarafından dolduruluyor. Eğer Osmanlı taşrasına gerektiği ölçüde hakim olabilseydi 19. yüzyıl şartlarında devlet otoritesini, kurumlarını çeşitli şekillerde burada hakim hale getirebilseydi tabii ki misyonerler bunlar etkili bir şekilde faaliyet gösterebilecektiler. İşte ilk üniversitemiz bizim 1842'de hayata geçiyor fakat yürümüyor. Daha 1923'e kadar üniversitemiz yok yani. Tarifini. Ancak o tarihten itibaren varlık göstermeye başlıyor. Üniversite düzeyinde. Mektebi İttihaiye'nin zorunlu olması 2. Mahmut döneminde. Ama 1868-69'a kadar biz onu gerçekten uygulayamıyoruz. Yani ihtiyaç hissediliyor. Ama uygulamadığınız zaman aradan geçiyor kaç sene 1820'lerden 1869'a yani yine bir aynı şekilde 40 senelik bir süreç içerisinde siz onu yaygınlaştıramadığınız zaman yine o arayı, o boşluğu birileri dolduruyor. Çok geniş bir coğrafya. Kontrolü çok zor olan bir coğrafya. Burada hani hep de ne kadar kötü idare ettiler falan diyenler gibi söylemek istemiyoruz ama sistemin idaresi çok zor. Sürekli toprak kayıpları var, ekonomik imkansızlıklar var vesaire vesaire. Bütün bunları işte kullanıyor, misyonerler kullanıyor. Yani Afrika'da sağlığı kullanıyor, bizde Osmanlı'da daha doğrusu eğitimi kullanıyor. Belki başka yerde başka bir şey kullanıyor. Netice itibariyle aslında ortaya çıkan bir şey nedir? O da Birinci Dünya Savaşı'nın doğurduğu bugünkü modern Orta Doğu. Modern Orta Doğu. Evet, modern Orta Doğu'da hala etkin bir şekilde açmış olduğu yeni sorunlar. Her yerde bir Amerikan ruhu var. Evet. Belki şöyle bir şey de var mı hocam? Bizzat devlet, o zaman Osmanlı Devleti, yani bu okulları teşvik etme gibi, çünkü çok lokal yerlere gidiyorlar bu insanlar. Oralarda bu işleri yapmaları ayrı zor olması gerekir. Yani bir devlet desteği de var gibi geliyor. İşte 1850'de dediniz siz Protestanlı resmi olarak tanıdı Osmanlı. Şimdi, yani beraber böyle birlikte bir çalışma olabilir mi başlangıçta?
Şimdi şöyle, Osmanlı bunu şu şekilde kullanmaya çalışıyor. Zaten mevcut olan Ortodoks ve Katolik nüfus üzerinde Avrupa devletlerinin ciddi bir himaye alma çalışması, özellikle Doğu sorunundan mütevellit. Burada bir nüfus kazanma, yani oradaki topluluklarla alakalı herhangi bir sorun olduğu zaman herhangi bir Avrupa devleti kendi mezhebinden veyahut oraya destek verdiği bir şeyse, azınlıksa bu olaya Osmanlı iç içine rahatlıkla müdahale edebiliyor. Bu topraklarda kontrol edilebilir ve cüzi bir seviyede protestanlığın gelip buradaki mezheplerin içerisinde bir karışıklık yaratması yani birbirine kırdırmak anlamında siyaseten İstanbul'un işine yarar. Bu nevzede Abdülhamit Han dönemine kadar çok bir sıkıntıyla karşılaşmıyorlar. Ama bu dönemden sonra zaten genel olarak bir eğitim kurumlarının, kimatbuatın, özellikle misyonerlerin matbaa üzerinden çok ciddi bir şeyleri var. Yayılma ve misyoner faaliyetlerini yürütme şeyleri var. Matbaaya denetim gelmesini. Tabii ki onlar üzerindeki baskıları çok büyük. Bu ne oluyor? Tabii ki ekonomik sıkıntılardan mütevellit Amerika'ya işte kapitülasyonların aynı şekilde tanınması, bu Amerikan kurumlarının rahat bir şekilde diğer Avrupa devletlerinin kurumlarıymış gibi açılmasından sonra belli bir süreç sonunda da zaten önü alınamıyor. Belli bir sürece kadar evet bu Osmanlı'nın da bu tebaalar içerisindeki faaliyetleri, Müslümanlar içerisinde değil ama bu Ermeniler içerisinde veya Rumlar içerisindeki faaliyetleri yararlanırken belli bir süre sonra kontrolden çıkamıyor. Yan farklı unsurlarla birlikte, ekonomik ve siyasi baskılarla birlikte zaten Amerikan kurumları yayılmasına hızlı bir şekilde bir virüs gibi devam ediyor. Evet. Yani hocam, devletin doğrudan bir misyonerlik okuluna yahut bir kurumuna destek vermesi çok olası bir şey değil. Dönemi şartları içerisinde. Engel olamıyor. Yani sadece Abdülhamit dönemi değil de biz genel olarak yani 19. ve 20. son 120-130 yıl özelinde konuşuyoruz. Ama bir şeyi de gözden kaçırmamak lazım. 1830'larda şimdi sizin anlattığınız Suriye'deki misyonerlik faaliyetlerinde Havalalı isyanının Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın burada misyonerlerin çalışması için uygun bir ortam, tabii Batı desteğini çekmesi lazım. Uygun bir ortam oluşturmasının da çok önemli etkisi var. Tam da işte bu dönem, yani 1830'lar, 1941 arası. Dolayısıyla hani devlet burada neredeydi, devletin konumu nasıldı derken 1830'larda devlet zaten Mısır ve Suriye'de yok, Osmanlı Devleti. Yani Suriye Osmanlı Devleti'nin elinde değildir 41'e kadar. Mısır meselesi bir şekilde çözüldükten sonra zaten Mısır'daki egemenliği Osmanlı'nın nominal hale geliyor, pamuk ipliğine bağlı vaziyette. Suriye'de de yavaş yavaş bir şekilde kontrolü sağlamaya çalışıyor. Ama 10 yıl boyunca öyle değil mi hocam? 10 yıl boyunca Suriye'de devletin bir otoritesinin olduğundan bahsedemeyiz. Bu ortamda misyonerler de çok rahatlıkla cirit atarak oradaki faaliyetleri sürdürüyorlar. İngilizler bayağı bir mesafe işte, tam işte uygun ortam çünkü. Ama sonuçta daha sonraki okullaşmalarda ruhsatlar devlet tarafından veriliyor. Yani orada bir tartışmaları var, belgelere yansıyan, hangisine verelim, hangisine verelim diye. Selim Hanım söylediği gibi rekabetten istifade etme yoluna da gidiliyor zaman zaman. İşte ona veriyor, ona da veriyor. Yani o birazcık şey, devletin o anlamda çok da hazır olmadığını mevcut durumdan pragmatik bir şekilde istifade etmeye çalıştığını görüyoruz. Şöyle bir yorum burada ilave etmek mümkün mü? Yani verilen rakamlardan hareketle görüyoruz ki bu misyonerlik faaliyetleri bilhassa Abdülhamit döneminde çok yoğunlaşmış. Yani öyle bir sınıflamaya gidecek olursak herhalde en yoğun dönem Abdülhamit dönemi gibi görünüyor. Yani Abdülhamit'in de özellikle bu işte okullaşmaya önem vermesi veya hastanelerdir işte veya işte demir yolu en basitinden bu bölgelere ulaşmaya çalışması. Yani bir şekilde tabii ki temel olarak bir tek amacı buydu diyemeyiz ama bu da etkilemiş olabilir mi? Yani Abdülhamit'in o dönemki faaliyetlerini işte misyonerlikle bir anlamda rekabet, bir anlamda onların faaliyetlerine bir karşı bir faaliyet gibi. Kesinlikle söyleyebiliriz. Yani ikinci Abdülhamit'in genel politikası taşrayı bir şekilde taşrada devlet otoritesini tekrar tesis edebilmek. Çünkü 1876 öncesinde o otorite büyük oranda sarsılmış.
93 harbi, bunun üzerine tuz biber olmuş. Dolayısıyla tekrar taşrada devletin varlığını gösterebilmek, ikinci Abdülhamit'in yapmış olduğu merkez ve taşrada yapmış olduğu reformların çoğunluğu buna atfen yapılan reformlardır. Evet, bir mücadele vasıtasıdır. Kendince ikinci Abdülhamit yönetim siyaseti çerçevesinde bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Başka arkadaşlar sorusu ya da yorumu, katkısı, dikkat çekici. Evet, buyurun. Bu sıra ben de Suriye'yi tanıyorum Osmanlı arşivlerinde ve sıklıkla şu tip belgeler var, özeti şu şekilde olan. Lübnan ve Suriye'den Amerika'ya hicret eden kişiler hakkında ve bunların miktarı çok fazla. Bunlara Amerika'ya gittiklerinde tam olarak ne vaat ediliyor? Ya da tam olarak kimler gidiyor? Amerika'ya giden, Amerika'ya gidenler genelde Müslüman ve Arap eşraftan değiller. Genelde bahsettiğimiz azınlıklardan. Yani bir Ermeni, Rumu veya işte Süryani, Yerlani vesaireyi Amerika'da rahatlıkla görebiliyoruz. Amerika o dönemde pek çok madeni keşfetmiş, bunu işlemeye çalışan, sanayileşme inkılabını İngiltere'den sonra bayraktarlığını yapmış bir ülke. İş fırsatları çok, eğitim fırsatları çok. Özellikle Osmanlı'dan almış olduğu Amerikan imtiyazlarla birlikte bir Amerikan vatandaşının ciddi bir şekilde kapitülasyonlara bağlı olarak dokunulmazlık hakları var. İşte yargılanmadır, şustur, bustur vesaire de bir, neredeyse bir İngiliz vatandaşına denk bir şekilde bazı noktalarda. Bu bir avantaj ve bunu bir kilise mensubu olarak yapabilmeniz zaten çok daha basit. Yani şey gibi işte bugün nasıl ki Amerika'da bir kaçak göçmen bir kilisenin çatısı altında çok rahat bir şekilde sığınabiliyorsa, onlardan mali destek alabiliyorsa veya işte yemek veya iş alabiliyorsa, o dönemde de bu şekilde ilerliyor Amerika'ya göçlerin ana teması. Başka arkadaşlar? Evet, başka yoksa 19. yüzyıl misyonerliğin altın çağı dediğim söz var. Birçok kitapta bu tekrarlanır. Hakikaten de doğrudur. Bütün bundan 19. yüzyıl çerçevesinde düşünüyoruz. Ve az önce hocamın da ifade ettiğim Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu genel durum, buna mukabil Batı dünyasının, Amerika'da bunun bir uzantısı şüphesiz, içinde bulunduğu genel durum, yani gelişmişlik hali, ki o gelişmişlik ta işte 12. yüzyıl Haçlı Seferlerinden başlayıp coğrafi keşifler, Rönesans, reform, hem sonra sanayi inkılabı, 18. yüzyılın daha önceki aydınlanma çağı ve 19. yüzyıl. Yani bütün bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak da misyonerlerin bu kadar başarılı olmasını doğal bir sonucu olarak da kabul etmek lazım. Yani bundan sonraki tartışmalar, misyonerliğin değişik bir şekil alması, bundan sonra nasıl devam edeceği vesaire üzerinde çok daha şeyler söyleyebileceğimiz bir konu misyonerlik. Ama şunu da ifade etmek lazım. Az önce bir arkadaş söyledi. Müslüman misyonerliği aslında misyonerlikte Hristiyanlıkla özdeşleşen bir şeydir. Yani diğer dinlerde çok fazla, yani İslamiyet için bunu çok fazla kullanamıyoruz. Evet, tebliğ deniliyor. Yahudilik için zaten kullanmak mümkün değil. Hristiyanlığa özgü bir kavram. Ve Batı dünyasının sömürgecilik faaliyetlerinin, ki 19. yüzyılda aynı zamanda sömürgeciliğin zirveye ulaştığı yüzyıldır. Bunları hep birbirinin paraleli olarak ortaya çıkan gelişmeler şeklinde değerlendirmekte büyük fayda vardır diye düşünüyorum. Peki hocam, şunu da ilave edeyim. Yani evet, Amerika askerlerini Suriye'den çekse bile. Evet. Orada bir şekilde var olacak. Evet. Kesinlikle. Yani orada uzantıları, o devletin ya da o zihniyetin, o ideolojinin uzantıları var olacaktır. Onun için hiçbir zaman kesin ayrılık, kesin terk etmediği bir şey söz konusu değil. Peki arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Süleyman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık diliyoruz. Bu önemli konuda bizleri aydınlattığı için.